Milli birlik ve beraberliğimizin günümüzdeki yegane temsilcisi Bağımsız Türkiye Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Muhterem Profesör Doktor Haydar Baş Hocam. Çok sevgili hemşerilerim, Yörükler, Türkmenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen yüce Türk milleti, size de selam olsun, saygılar olsun. Bakın arkadaşlarım size anlatıyor, aldatılıyoruz. Ekonomik olarak aldatılıyoruz, siyasi olarak aldatılıyoruz. Aranızdayız 10 gündür, farkındasınız. Ateş püskürüyorsunuz, çıkacak bir yol, bir çare arıyorsunuz. Çareyi size getirdik. Çare Profesör Doktor Haydar Baş, Milli Ekonomi Modeli Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bakın nasıl aldatılıyorsunuz. Sözde Türkiye borcunu sıfırladı. Doğru mu? Yalan. Bakın sizlere örnek vereceğim kısaca. Türkiye'nin 2002 yılı dış borcu 129 milyar. 2012 yılı 336 milyar. Artış 3 kat. İç borç 2002 yılı 155 milyar. 2012 yılı 408 milyar. Özel sektör dış borcu 43 milyardan 226 milyar liraya yükselmiş. Ve vatandaşın bankalara borcu, sizlerin borcunuz tam 38 kat artmış. Başka bir aldatılma örneği, Suriye olayları. Sözde Esad zulmetti, hakkını arayanlar da silaha sarıldı, öyle mi? Yalan. Bakın elimdeki belgeye göre aynı plan, aynı proje tam 50 yıl önce 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere tarafından ortaya konuluyor. Bir CIA MI6 projesi. Bakın hangi kelimeler bugüne benziyor mu, değerlendirin. Özgürlükçü güçlerin harekatını kolaylaştırmak için. O gün özgürlükçü güçler, bugün özgür Suriye ordusu. Deniyor ki katliamlar yapacağız, suikastler yapacağız, sınır ihlalleri yapacağız ve Baas rejimini devireceğiz. Zamanın Arap ülkeleri hayır diyor. Suriye bizim kardeşimizdir. Biz onun iç işlerine karışmayız, onunla savaşmayız. Türk idaresi evet diyor ama tek başına başaramayacağı için bu yola başvurulmuyor. Şimdi batıdan emir almaya alışmış olanlar yarım asır sonra yine iş başında. Fakat bu defa başaramayacaklar. Son söz, olamaz Türk'e baş Türk'üm demeyen, Osmanlı kalamaz Türk'ü sevmeyen, Türk'e Türk oğlu bir baş yaraşır, Türk'e Haydar gibi bir baş yaraşır. Saygılar, sevgiler.